Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kadın 20 zirvesine katılmak üzere dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli delegelere hoş geldiniz diyorum. Kuruluş çalışmalarını yakından takip ettiğim, bu süreçte zaman zaman tavsiye ve önerilerimi paylaştığım Kadın 20'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. G20 dönem başkanı olarak kuruluşuna öncülük ettiğimiz bu grubun İş 20, Emek 20, Genç 20 ve Sivil 20 gibi G20'nin diğer açılım grupları arasında yerini almış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadın 20'nin kadınların ekonomide adil şartlarda yer alabilmeleri için gerçekleştireceği çalışmalar ve geliştireceği önerilerle G20 gündemine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. G20 dışındaki ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu bu Kadın 20 zirvesinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi G20 dünya ekonomisinin %85'ini, dünya ticaretinin %75'ini ve dünya nüfusunun %65'ini oluşturan önemli bir işbirliği platformudur. G20 gelişmiş ve yükselen ekonomilerin aynı masa etrafında bir araya gelerek küresel sorunlara müşterek çözümler bulmalarına imkan sağlıyor. Bu çerçevede 2008 yılından bu yana atılan adımlar, ki bir tanesi hariç bütün G20 zirvelerine ülkem adına katıldım, küresel krizin etkilerinin giderilmesi ve özellikle de küresel finans sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesinde önemli rol oynadı. G20 ülkeleri olarak temel meselemiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin yanı sıra Türkiye dönem başkanlığı olarak temel hedefler arasına dahil ettiğimiz özellikle kapsayıcı büyümedir. Bu büyük bir önem arz ediyor. Kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri alamadığı, İş gücüne aktif bir biçimde katılamadığı üretimde ve yönetimde de söz sahibi olamadığı ekonomilerde bu hedeflere ulaşılamayacağı açıktır. Elbette büyümenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, büyümenin kalitesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini unutmuyoruz. Kaliteli büyüme demek daha fazla istihdam, daha yüksek hayat standardı, daha adil bir refah paylaşımı demektir. Bunu unutmamak gerekiyor. Kadın 20'ye işte tüm bu konularda G20 çalışmalarına katkı sağlama ve öneriler getirme bakımından büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiniz hususunda ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Değerli misafirler, Türkiye olarak G20 dönem başkanlığını devraldığımızda önceliklerimizi az önce değerli Şerpa'mızın da ifade ettiği gibi 3 başlıkta topladık. Kapsayıcılık, uygulama ve yatırımlar. Kapsayıcılık, sosyal istikrarın güvencesi olmanın yanında ekonominin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin de teminatıdır. Bu nedenle kapsayıcılığı G20 dönem başkanlığı önceliklerimiz arasında ön sıraya koyduk. Ekonomik büyüme ve refahtan herkesin pay alması anlamına gelen kapsayıcılığın en önemli boyutlarından biri de kadınların ekonomide hak ettiği yeri almalarıdır. Bugün G20 ülkelerinde kadının iş gücüne katılımı %58 iken erkeklerin katılımı
%86 seviyesindedir. Görüldüğü gibi arada önemli bir fark bulunuyor. Makas açık. Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre kadının iş gücüne katılımında kaydedilecek %1'lik bir artış, küresel gayri safi hasılada 80 milyar dolarlık bir ilave artış anlamına geliyor. Büyümeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Kadınların iş gücüne katılması ihtiyacımız olan büyümeyi elde etmede en önemli imkanımızdır. Bu fırsattan yararlanmak için neler yapılabileceğini beraberce tartışmalıyız. Kaliteyle birlikte kadın ve gençlerin önünü açabilmek, teknolojik gelişmelere imkan sağlamak da ancak kapsayıcı bir büyüme ile mümkündür. Nitekim G20 ülkeleri olarak geçtiğimiz yıl aldığımız en önemli kararlardan birisi de kadınlarla ilgiliydi. Dünya genelinde 2025 yılına kadar kadın ve erkeklerin iş gücüne katılımları arasındaki farkı %25 oranında azaltma hedefini Türkiye olarak benimsedik. Bu hedefe ulaşmamız 10 yıl içinde tüm dünyada 100 milyon kadını iş gücüne kazandırmamız anlamına gelir. Kadınların istihdamı konusunda belirlediğimiz hedefe ulaşmak için bu yıl somut adımlar atıyoruz. Aynı şekilde ülkelerimizin en dinamik ancak işsizliğin en yüksek olduğu kesimini oluşturan gençlerimizin istihdam piyasasına daha etkin şekilde katılabilmelerini sağlamak için de özel çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede G20 olarak genç işsizliğini 2025 yılına kadar %15 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Dönem başkanlığımızın öncelikli konularından bir diğeri de, burası çok önemli, KOBİ'lerdir. Bu kararımızda KOBİ'lerin istihdam oluşturma kapasitesiyle ekonomik faaliyet ve ticaret bakımından oynadıkları önemli rol belirleyici oldu. Dünya genelinde ve Türkiye'de KOBİ'lerin önemli bir bölümünün kadınlara ait olduğunu veya kadınlar tarafından yönetildiğini de özellikle belirtmek istiyorum. KOBİ'lerin küresel finans ve ticaret sistemine erişimini kuvvetlendirmek ve uluslararası alanda seslerini duyurmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Değerli konuklar, dönem başkanlığımızdaki önceliklerimizden ikincisini uygulama olarak ifade ettim. Ulusal ve küresel düzeyde güçlü, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı bir ekonomik büyüme sağlamanın en etkin yolu verilen taahhütlerin zamanında ve tam olarak uygulanmasıdır. Yoksa eskilerimizin söylediği gibi benim oğlum bina okur, döner döner yine okur, aynı yerde sayarız. Bizim artık patinaja tahammülümüz yok. Eğer netice istiyorsak uygulamayı göreceğiz. G20 üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulamaya geçirdiğimiz takdirde 2018 yılına kadar %2,1 oranında ilave küresel büyüme sağlanacaktır. Böylece 2 trilyon dolar ilave kaynak küresel ekonomiye kazandırılmış olacak. G20 üyeleri olarak verdiğimiz tüm taahhütlerin hayata geçirilmesi ve izlenmesi yolunda bu sene somut adımlar attık. 2 hafta önce yine bu salonda dünyanın en büyük enerji üreticileri ve tüketicilerini bir araya getiren G20 Enerji Bakanları toplantısına katılmıştım. Bu toplantıda dönem başkanlığımızın 3. önceliği olan yatırımların önemine dikkat çekerek 2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacının 70 ile 90 trilyon doları bulduğunu belirtmiştim. Tabii bu ilk bakışta
70 trilyon dolar nereden bulunacak? Veya 90 trilyon dolar nereden bulunacak diye bazı sorular sorulabilir. Onu ifade etmiştik. Burada atmamız gereken adım kamu özel işbirliği olayıdır. Kamu özel yatırımlar noktasında bunun en güzel örneğini Türkiye olarak biz verdik. Göreve geldiğimiz 2002 yılının sonunda biz projelerimizi ortaya koyarken kamu özel işbirliğinin ne denli önemli olduğunu ama bu noktada dünyaya ve ülkemiz girişimcilerine bir güven vermenin çok çok önemli olduğunu. Dolayısıyla güven ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte bir defa yatırımların geleceğini ortaya koymuştuk. Ve şu anda Türkiye olarak eğer biz bu devasa yatırımları yapabiliyorsak ki bunlardan son dönemlerin en önemlisi işte 3. havalimanı olarak ifade ettiğimiz yatırım 12 milyar avrodur. Bu devletin bütçesinden bir kuruş çıkmadan yapılan bir yatırımdır. Kaldı ki bu yatırımı yapmakla kalmıyoruz. Bir de bu yatırımdan kiralama süreci içerisinde de bizim alacağımız ücret 22 milyar avrodur. Şimdi bütün bunlar hazır parayı, bütçeyi kullanmak kolaydır. Mesele bunun dışındaki kaynakları üretebilmek veya kaynakları çeşitlendirebilmektir. Eğer bu kaynakları çeşitlendirebilirseniz o zaman bir de yatırımcı size güvenebiliyorsa, inanabiliyorsa bu yatırımlar ülkenize muhakkak gelecektir. Ve az önce ifade ettiğim rakamı da bu şekilde temin edebilmek, bulabilmek mümkündür. Yatırımların finansmanı için küresel düzeyde aslında yeterli kaynak mevcuttur. Yani bugün Çin'in çok ciddi kaynakları var. Japonya'nın çok ciddi kaynakları var. Ama bütün mesele o güven zeminini oluşturmakta. Önemli olan bu kaynağın yatırıma dönüştürülebilmesinin önünü açmaktır. Bunun için altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi ve finansman ihtiyacını karşılayacak adımların atılması gerekiyor. Bu noktada özel sektör ile kamunun el ele vermesi, işbirliği yapması şart. Biz bunu Türkiye'de başardık ve bunu bütün dostlarımıza da tavsiye ettik, tavsiye ediyoruz. Özel sektör ile kamu arasında tesis ettiğimiz verimli işbirliğinin olumlu neticelerini aldık, almaya devam ediyoruz. Kadın girişimcileri de bu konuda çok daha aktif olmaya, çok daha cesaretli davranmaya davet ediyorum. Kadın 20'nin değerli temsilcileri, geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler'de kabul edilen sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi, önümüzdeki 15 yılın küresel kalkınma gündemini tanımlayan bir belgedir aslında. Bu yeni kalkınma gündeminin en önemli unsurlarından biri de kadın erkek arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasıdır. G20 dönem başkanı olarak sürdürülebilir kalkınma gündeminde yer alan hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli çalışmalara öncülük ettik. Kadın 20'nin kurulması ve bugün gerçekleştirmekte olduğumuz zirve bu gayretlerimizin bir örneğini teşkil ediyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi ve kadınların eğitime, istihdama ve iş fırsatlarına daha fazla erişebilmesi yoksulluğun azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye'de bu alanda son 13 yılda önemli adımlar atıldığını özellikle ifade etmek istiyorum. Mesela Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı 2004'te %23,3 iken bu oran bugün %32,3 seviyesine yükseldi. Bugün artık üniversiteden yeni mezun olan kız ve erkek evlatlarımızın iş gücüne katılım oranları hemen hemen aynı seviyededir.
Bu başarılarda izlemiş olduğumuz kararlı politikaların olumlu katkılarını görüyoruz. Aynı dönemde kadın girişimciliği konusunda da yaşanan olumlu gelişmeler var. 2004 yılında %4,9 olan kadın girişimci oranı 2015 Haziran ayı itibariyle %8 seviyesine ulaştı. Türkiye'deki kadın girişimcilerin sayısı bu vesileyle 110 bini aştı. Kadınlar Türkiye'de sadece ekonomik alanda değil, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda da etkinliklerini her geçen gün güçlendiriyor. Ha, yeterli seviyede mi? Değil. Ama artık eskilerin kuyudan suyu çekebilmek için tulumba tekniği vardır. Tulumbaya önce şöyle bir miktar su doldururlar ve ondan sonra kolu çalıştırmaya başlayınca kuyudan su çıkmaya başlar. İşte şimdi biz o tulumbaya suyu döktük ve inşallah oradan su çıkmaya başlayacak. 1934 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle dünyada kadınlara seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu alanda tüm Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Meclisimizde kadınlar 2002 yılında 24 milletvekiliyle temsil edilirken bu sayı bugün hamdolsun 4 kata ulaştı. Elbette bu rakamları hiçbir zaman yeterli görmedik. Görmeyeceğiz. Kadınların her alanda daha ileri düzeyde temsilini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak kaydedilen bu gelişmelerin, atılan bu adımların tesadüf olmadığının da bilinmesini istiyorum. Tüm bu gelişmeler bilinçli olarak ve kararlılıkla hayata geçirilen politikaların sonucudur. Bu politikaların uygulamaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Örneğin son dönemde gerçekleştirilen reformlarla çalışan anneler ile yeni doğum yapmış kadınlara yönelik ilave mali ve sosyal destek çalışmaları başlatıldı. Mikro krediden çocuk bakımına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan bu programlarla kadınların ekonomik hayattaki güçlerinin artırılması hedefleniyor. Tabii kadınların ekonomik hayata katılımları kadar kadın erkek ücret dengesinin de sağlanması önemli. Erkek ve kadınlar arasındaki ücret farkının halen devam ettiğini biliyoruz. Onun için başbakanlığım döneminde biz performans olayını gündeme getirdik. Ve performansla bunun değerlendirilmesinin gerektiğini düşündük. Yani cinse göre değil. Bir hedef koyduk. Dedik ki eşit işe eşit ücret. Ve bunun tam olarak hayata geçirilmesi dedik. Bu sorun sadece bize mahsus da değildir. Dünya genelinde kadınlar aynı işi yerine getiren erkeklerin kazandığının ortalama %77'si oranında kazanç elde ediyor. Ülkemizde bu oran biraz daha iyi olmakla birlikte yine de kat etmemiz gereken önemli bir mesafe bulunuyor. Bu adaletsizliği gidermek için kadınların genel çalışma şartlarının iyileştirilmesine, eğitim öğretim imkanlarının geliştirilmesine, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılmasına ihtiyaç var. Hiç şüphesiz tüm bunlar zaten Kadın 20'nin önemli gündem maddelerini oluşturacaktır. Ve nasip olursa bu ayın sonuna kadar veya Kasım ayının başında tüm bu açılımların başkan yöneticileriyle Ankara'da toplantılar yapmak suretiyle hazırlanan bütün o tebliğleri kendilerinden bizzat dinleyeceğim. Ve bizzat kendilerinden bunu dinledikten sonra da ben de özellikle G20'de başkanlığım esnasında bunları çok daha farklı bir şekilde gündeme getirme, orada bunları tebliğ etme fırsatını bulacağım. Başbakanlığım döneminde yine
Eşimin bizzat katılımı ve teşvikiyle yürütülen Haydi Kızlar Okula kampanyası aslında bu amaca yönelik bir çalışmaydı. Bu kampanya sayesinde kızların okula kayıtları ve devamlılıkları oranı %90'dan %96 düzeyine çıkartılarak bu konuda önemli bir ilerleme sağladık. Ülkemizde 2000 yılında kadınlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı %19'du. Yine yürüttüğümüz kampanyalar ve desteklediğimiz projelerle bu oranı %6'ya kadar indirmeyi başardık. İnşallah yakın bir zamanda ülkemizde böyle bir sorundan söz edilmeyeceğini ümit ediyorum. Sağlık alanında da son derece önemli gelişmeler sağlandı. Şu anda biz sağlıkta dünyada örnek ülkelerden bir tanesiyiz. Ve fazla uzun sürmeyecek. Şurada 5 yıl içerisinde kurmakta olduğumuz şehir hastaneleriyle birlikte, ki bu dünyada önemli bir reformdur. Yani vatandaşımın hastanenin bir kapısından girdiği zaman artık böyle sokaklarda, şurada burada sedye üzerinde dolaşan hasta görmeyeceğiz. Ve inşallah şifasını bulmuş olarak o hastaneden çıkmış olacak. Bütün tedavisini hastanenin içerisinde görmüş olacak. Bunlar dünyada nadirattandır. Ve artık Türkiye hastasını yurt dışına gönderen ülke olmaktan çıkacak, tam aksine hastayı ülkesine davet eden bir ülke haline gelecek. Burada şimdi bizim yüklendiğimiz konu şudur: doktorlarımızın sayısını çoğaltabilmek için tıp fakültelerimizin hem kalitesi, bunun yanında da tabii sayılarının çoğaltılmasıydı. Bu adımları da attık, atıyoruz. Türkiye dünyada 1990-2008 yılları arasında, burası çok önemli, doğum sırasında anne ölümlerini en aza indiren 10 ülkeden biridir. Bebek ölümlerinde de kayda değer düşüş sağlanmıştır. Aynı şekilde doğum öncesi ve doğum sonrası anneye sunulan hizmetler artırılarak bu konuda da kadınlarımıza önemli bir destek verildi. Değerli misafirler, G20 zirvesinin en önemli gündem maddelerinden biri de hiç şüphesiz terör olacaktır. Ülkemizin hemen güney sınırlarındaki Suriye'de tüm dünyanın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden olaylar yaşanıyor. Kendi vatandaşlarına karşı acımasız bir savaş yürüten rejim, Suriye halkının yarısını oluşturan 12 milyon kişinin yerinden olmasına yol açmıştır. Bunun 5 milyonu Suriye'nin dışındadır. 7 milyonu ise Suriye'nin içinde evlerini terk etmişlerdir. Bugün Suriye'de olanlar aslında bir devrim arayışı değildir. O aşama geride kaldı. Artık bu ülkede yaşananlar Suriye halkının kurtuluş mücadelesidir. Geçmişte kurtuluş savaşı vermiş bir ülke olarak Suriye halkını biz çok iyi anlıyoruz. Biz Türkiye olarak demokrasinin ve özgürlüklerin yanında olması gereken her ülke gibi Suriye halkının kurtuluş mücadelesini destekliyoruz. Burada bir gerçeği ifade etmem lazım. Bu konuda kadın hassasiyetini uluslararası camiada iyi izledim. O da şudur: devrimlerle hiçbir zaman özlenen, beklenen o barışı getirmek veyahut da halkın iradesini getirmek mümkün değildir. Çünkü o bir ruh yapısıdır. Eğer darbeler yapılmışsa, o darbelerle o devrimler gerçekleştirilmişse, o ruh yapısı sadece otokratik anlayışları getirir. Asla demokratik bir yapıyı getirmez. Bunun bedelini dünyada birçok ülke ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Onların yapıldığı yerde sömürü vardır.
ve o sömürü sınırsız devam etmektedir. Ne yazık ki demokratik olduğunu söyleyen ülkelerin dünyada diyebilirim ki büyük bir çoğunluğu bu tür darbeleri savunmaktadır, desteklemektedir. Ama lafa geldiği zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da kalkarlar derler ki demokrasi, özgürlük. Nasıl bir demokrasi? Nasıl bir özgürlük? Bir tarafta darbe yapılıyor, bu askeri darbedir. Ama siz gidiyorsunuz bu askeri darbeyi yapanları adeta tebrik ediyorsunuz. Alkışlıyorsunuz. Onlara desteğinizi veriyorsunuz. Onlara uçaklar gönderiyorsunuz, bombalar gönderiyorsunuz. Daha fazla vur diye, daha fazla öldür diye bunları yapıyorsunuz. Ve bütün bunlar karşısında biz direndik ve direniyoruz. Şu anda bölgede faaliyet gösteren DAEŞ gibi, PYD gibi, YPG gibi, PKK gibi terör örgütleri rejimle birlikte Suriye halkının kurtuluş mücadelesine karşı savaşan yapılardır. Bugün DAEŞ'in hedef aldığı ülkelerin en başında Türkiye geliyor. Daha önce Suruç'ta geçtiğimiz hafta sonu Ankara Garı önünde yaşanan canlı bomba eylemlerinde toplamda 130 vatandaşımızı kaybettik. Aynı şekilde askerlerimizden, polislerimizden DAEŞ saldırılarında şehit olanlar var. Buna rağmen Türkiye'yi hala Suriye'de DAEŞ'i destekleyen bir ülke gibi göstermeye çalışanlar olduğunu da üzüntüyle görüyoruz. Burada sizlerin huzurunda bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye adı, amacı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin aynı şekilde karşısındadır. Bir takım ülkelerin yaptığı gibi terör örgütlerinin bazılarını destekleyip bazılarına karşı mücadele ediyor gibi görünmek terörün yanında yer almaktır. Teröre karşı olmak ahlaki bir duruştur. Mesele bunu halleder. Bu ahlaka sahip hiçbir ülkenin terör örgütleri arasında ayrım yapması kabul edilemez. Şu gerçeği buradan bir defa daha özellikle bu konuda ilkeli bir tavır ortaya koyamayan tüm ülkelere hatırlatmak istiyorum. Bugün işinize geldiği için desteklediğiniz terör örgütünün yarın silahlarını size doğrultacağından hiç şüpheniz olmasın. Çünkü terörün karakteri budur. Cibiliyeti budur. Bunu bilmenizi istiyorum. Biz DAEŞ'le, onunla birlikte PKK'yı da, PYD'yi de, YPG'yi de, diğer tüm terör örgütlerini de insanlık için aynı derecede tehlikeli örgütler olarak görüyor, hepsine karşı da mücadele ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'ye yeterli desteği vermeyenler, bilakis bu örgütlere alttan alta destek olanlar, bölgeyle birlikte tüm dünyayı bir felakete doğru sürüklediklerini bilmelidirler. Buyurun. Şu anda güneyde terör örgütlerinin dağda terör örgütlerinin elinden çıkan silahlara bakın. Batılı dostlarımız. Bunlar yan yana oturduğumuz zaman da hep dost. Ama silahlar onların silahları. İşte kalkıyor bir terör örgütünün başındaki kişi diyor ki 50 ton silah bize gönderildi. Ve daha da gönderilecek diyor. Ama biz kendilerine bunu söylediğimiz zaman biz bunu DAEŞ'e karşı savaştıkları için veriyoruz diyorlar. Kendilerine şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın DAEŞ'e karşı savaştıkları için veriyoruz diyorsunuz. O zaman En-Nusra denilen bir örgüt var. En-Nusra denilen örgüt o da DAEŞ'e karşı savaşıyor. Ama ona terör örgütü olarak bakıyorsun da. Diğerine niye terör örgütü olarak bakmıyorsun? Çünkü terör örgütleri arasında da ayrım yapıyorlar. İyisi kötüsü. Yahu terör örgütünün iyisi kötüsü olur mu?
O da kötü, o da kötü. Bizim bakışımız bu. Batı'nın özellikle de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimizden ve istikrarımızdan geçiyor. Bunu şimdi kabul ettiler. İşte geçen hafta Brüksel'deydim. Orada yaptığım görüşmelerde hepsi de bunu kabul ediyor. Türkiye'siz olmaz. E peki Türkiye'siz olmazsa Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne niye almıyorsunuz? Mesele belli. Ama açık değiller. Net değiller. Açık olsalar, net olsalar niye almadıklarını şöyle bir açıkça ortaya koysalar biliyorlar ki dünyada kendileri çok farklı bir yere konulacak. Çünkü diyorlar biz NATO'da bir yanlış yaptık. Ama Avrupa Birliği'nde de aynı yanlışı yapamayız. Sıkıntı buradan geliyor. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde birçoğu bizimle Avrupa Birliği müktesebatı noktasında çok çok geri kalmış ülkelerdir. Biz çoğunun önündeyiz. Ekonomik olarak da Kopenhag kriterleri açısından da hepsinden çok daha ileriyiz. Ama maalesef samimi davranmıyorlar. Bunu ben özellikle böyle bir uluslararası toplantıda sizlerle paylaşmayı görev telakki ettiğim için anlatıyorum. Ve biz bu terörle mücadele konusunda da buyurun. Yani illa aylan olacaktı da mı dünya bu göçe şöyle bir yüzünü çevirecekti? Ne zaman ki o aylan yavrumuz Bodrum sahillerine vurdu, ondan sonra bunlar o resim karesini dergilerin başına şöyle işlemeye başladılar ve ne oluyoruz demeye başladılar. E tamam da biz ne zamandan beri bağırıp çağırıyoruz ya bak. Türkiye'de şu anda 2 milyon 200 bin sadece Suriyeli var. 300 bin de Iraklı var. 2,5 milyon şu anda mülteciyi Türkiye kendisi kamplarında ağırlıyor. Ve bütün mali desteği bizden. Yaptığımız harcama 8 milyar dolar şu ana kadar. Peki dünyadan bize gelen destek ne? 417 milyon dolar. Bu kadar açık ara. Ve çok ilginç gelişmeler tabii oluyor. Birileri mülteci kabulünde laf ediyor. İşte biz diyor 30 bin, 40 bin mülteci kabul edeceğiz. Ondan sonra da tabii Nobel'e aday gösteriliyor nasıl oluyorsa. Bizde 2,5 milyon şu anda mülteci var. Bu konuda kimsenin umurunda değil. Çünkü Nobel de siyasi. O da siyasi. Çünkü Nobel ödüllerinin nasıl verildiğini zaten çoğunuz biliyorsunuz. Sipariş üzere Nobel ödülü veriliyor. Yani hak ediyor, etmiyor böyle bir şey söz konusu değil. Sipariş. Ama bunlar bu dünyada aşılacak. Bu iş böyle gitmez. Biz bu zor günleri birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirerek inşallah geride bırakacağız. Ama bu zor günlerimizde yanımızda olanlarla karşımızda yer alanları da asla unutmayacağız. Değerli misafirler, işte böyle kritik bir dönemde G20 dönem başkanlığı olarak daha güzel, daha güvenli, daha müreffeh bir dünya için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Antalya G20 hakikaten bugüne kadar yapılan G20'lerin inşallah bir zirvesi olacak. Adeta taşlandırılmış bir G20 olacak. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık, yapıyoruz. Gerek fiziki imkanlar noktasında, gerek içerik itibariyle çok çok farklı bir G20 olacağına inanıyorum. Ve bu konuda da en büyük desteği bir farklılığın olduğu G20 olması hasebiyle kadınlardan bekliyoruz. Kadını dışlayan, kadınla erkek arasında adaleti gözetmeyen her anlayış
insanlığın yarısına sırtını dönmüş bir anlayış demektir. Bunu bu şekilde bir defa görmemiz lazım. G20 olarak ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için öncelikle kadınları bu sürece tam olarak dahil edebilmemizin şart olduğunu bildiğimiz için bu adımı attık. Bu bakımdan kadın 20 zirvesinden çıkacak kararları ve G20 liderlerine sunacağınız tavsiyeleri ilgiyle bekliyoruz. Bu tavsiyelerinizin G20 gündeminde hak ettiği yeri bulmasına bizzat gayret edeceğim. Bunun takipçisi olacağımı da belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha zirvenin başarılı geçmesini temenni ediyor. Sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.